Bir kitap çıkarıp çıkaramayacağımı denemek istedim. Ve bunun fotoğraflardan oluşan bir katalog yerine dünya hakkında hikayesi olan bir kitap olmasını istiyordum. Kitapta arka kapakta 40 farklı dilde dünyada yazması dışında herhangi bir yazı yok. Kitabın, yani içindeki fotomontajların aynen bir romanı okur gibi okunmasını istedim. Şu ana kadarki tüm çalışmalarımda insan yüzlerini kullandım. Kullandığım yüzlerse, kitapta işlemeye çalıştığım, küresel ısınma, ordu, polis ya da devlet gibi konulardan etkilenen insanlara ait. Bu yüzlerde direnci ve dayanma gücünü görebilirsiniz. Bu fotoğrafların bir kısmının verdiği mesaj son derece basit ve direkt. Biz silahlanma konusunda inanılmaz harcamalar yaparken her yıl milyonlarca çocuk ölüyor. Bu iki durumdan da haberdar olduğumuza göre neden bu iki fikri tek fotoğrafta bir araya getirmeyeyim ki diye kendime sordum. Bunları bir fotoğrafta bir araya getirmeye, kafamızdan geçen şeyleri bir fotoğrafta göstermeye çalıştım. Bu biraz basit görünüyor olabilir ama benim için çok da önemli değil. Hatta bu durum benim hoşuma gidiyor. 40 yıl önce füzeler hakkında fotomontajlar yapıyordum. Bugün bu ülkede füzeler yeniden gündemde. O yüzden 40 yıl önceki çalışmalarım hala geçerli. Çalışmalarımın içinde geçmişe değer vermek bence oldukça önemli. Bu kitapta yer alan fotoğraflardan birinin orijinali. Hedef göstergesini görebiliyorsunuz, değil mi? Mesaj son derece basit. Yan hasar dedikleri şey aslında insanlar. Benim için fotoğrafların akışının yanı sıra çalışmalarımda kullandığım materyaller de son derece önemli. Burada da başka bir çalışmamı görebilirsiniz. Dünyaya ve kürelere bir ara kafayı takmıştım. Üzerlerine farklı farklı malzemeler döküp fotoğraflarını çekiyordum. Bir füze ya da dünya. Bunlar herkesin aşina olduğu şeyler olduğu için onlarla çalışmak çok daha kolay. Orijinal fotoğraftan her zaman bir parça kalacaktır. Kitabın adı işte bu yüzden dünyada. Bunu yazmak zorunda değilsiniz. Resmini göstermeniz de yeterli. Bence sanat sadece galerilerde kalmamalı. Sokakta da sergilenmesi gerekiyor. Bu zor durumda olan insanlara sanata ulaşabilme ve sanattan yararlanma şansı verir. Bugün dünya çapında küresel olarak bir şeyler yaşandığına dair bir inanç var. O yüzden değişik ülkelerdeki insanları da etkileyebilmesi için görsellerin küresel ve uluslararası olması gerektiğine inanıyorum. İnsanların ellerinden hiçbir şey gelmeyeceğine inanmak yerine bir şeyler yapmaya çalışmaları lazım.